Sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? 21 Bilim ve Felsefe Okulu'nun 5. oturumuna ve 8. dersine hoş geldiniz. İsmim İrem Yaydırgan, bir ateizm derneği üyesi ve gönüllüsü olarak bu dersinizde sunucunuz ben olacağım. Başlamadan önce önemli bir yasal bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu ders yakın gelecekte derneğimizin YouTube kanalında yayınlanmak üzere kaydedilmektedir. Soru-cevap bölümünde konuğumuza soru yöneltmek isteyen dinleyicilerin bu yasal uyarıyı dikkate almalarını önemli rica ediyorum. Şimdi sizlere değerli hocamızı tanıtmadan önce biraz derneğimizden ve bilim ve felsefe okulumuzdan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin aydınlanma savaşçılarının buluşma noktası olan Ateizm Derneği, dini öğretileri ve doğaüstü inançları reddeden bireylerin kendi felsefi görüşlerini hiçbir kaygı duymaksızın ifade edebileceği özgür bir ortam yaratmayı ve toplumumuzdaki inançsızların haklarını korumayı amaçlayan, dinin toplumsal bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı mücadele veren bir sivil toplum kuruluşudur. Bizler hayatı bilim, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek yaşayan herhangi bir dine, peygambere, kutsal kitaplara inanmayan insanlarız. Doğaüstü inançların özgürlüğü değil, baskıyı getireceğinin farkına varmış bireyleriz. Bilimi ve özgür düşünceyi pusula edinmiş, insanca yaşamanın mümkün olduğu bir toplum hedefliyoruz. Bu bağlamda bildiğiniz gibi COVID-19 pandemisinden yalnızca iş ve eğitim hayatı değil, sosyal ve bilimsel etkinlikler de etkilendi. Dolayısıyla Ateizm Derneği olarak fiziksel etkinliklerimizi ara vermek durumunda kalmış olsak da herkesin uzaktan erişim yoluyla evinden katılabileceği 2021 Bilim ve Felsefe Okulu'nu organize ettik. Bugün okulumuzun 8. dersinde 22.40'a kadar Sayın Profesör Doktor Taner Edis ile birlikte olacağız kurallar ve tesadüfler fizik ötesi ne olabilir başlığıyla. Hocamız eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde tamamladı. Halen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Truman Devlet Üniversitesi'nde fizik profesörü. Teorik fizik olan kendi alanı dışında bilim tarihi ve felsefe alanında da eserleri var. Skeptik. Özellikle bilim-din ilişkisiyle ilgileniyor yaratılışçılık, din ve evrim, bilim üzerine çok sayıda kitabı var. Kitapları Evrimleşen İslam, Bilim ve İnançsızlık, yalnız ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı bulunmamakta. Hoş geldiniz Taner Hocam, nasılsınız? Merhaba. Hocam izninizle sunumunuza başlamadan önce okulumuza ilk kez katılan dinleyicilerimiz için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, mikrofonlarınız ve genel chat penceresi Konuğumuzun ve dinleyicilerimizin dikkatinin dağılmaması için yalnızca moderatörlerin konuşacağı ve mesaj yazacağı şekilde kısıtlanmış durumda. Hocamızın sunumu bittiğinde soru cevap bölümüne geçeceğiz. Sorularınızı Zoom'un yazılı sohbet özelliğini kullanarak görevli moderatörümüz Bahar Kılıç'a iletebilirsiniz. Sorularınızı lütfen bana veya diğer moderatörlere değil yalnızca yazılı olarak Bahar Kılıç'a iletiniz. Bunun için Zoom pencerenizin alt kısmındaki chat bölümüne tıklayarak açılan pencerede to yazan kısımda Bahar Kılıç'ı seçiniz. Sonra sorunuzu yazıp Enter'a basın. Lütfen sorularınızın mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz. Birden fazla soru yöneltmek isteyen dinleyicilerimizin sorularını derleyerek tek mesaj halinde göndermesini ve diğer dinleyicilerimize de sorma hakkı tanımasını rica ediyoruz. Gelen soruları derledikten sonra aralarından seçtiklerimizi değerli hocamıza sesli olarak ben yönelteceğim. Hocam, söz sizde. Tamam, başlıyorum yani. Buyurun. Oldu, o zaman şu uh, konuşmayı öne çıkartalım. Yarım saat benim yüzümü görmenin bir anlamı yok. Oldu. Herkes bu uh, şeyi görüyor, bu uh, kurallar ve tesadüfler fizik ne olabilir diye... Aa, o zaman başlayalım. Görüyoruz başlayayım. hocam. Görüyoruz ha, tamam. hocam. Aa, başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Aa, pek aa, Türkçe sunum yapmaya, ders vermeye falan alışık değilim. Aa, o yüzden arada bir aa, bir tökezlemeler olabilir. Aa, <laughs> Durumu kurtarırım herhalde. Bakalım. Neyse. Aa, şimdi başlayayım yani. Durun bakalım. Aa, öncelikle. Aa, konuya şöyle girmek istiyorum. Aa, özellikle diyelim a, yaratılışlıkla a, karşılaşanlar arasında a, b, a, her şey tesadüf mü yani sorusu a, gayet çok zaman ortaya çıkar. A, şöyle ki hem evrim karşıtları hem de a, daha çok a, evrensel alan, a, anlamda bir yaratılış a, olan insanlar arasında a, dünyaya bakıp da ya kardeşim bunların hepsi tesadüf olamaz diye bir algı yani çok bulunan bir şey. Bu tipli bir düşünce örneğin bir ara Türkiye'de de birazcık ses getiren bir akıllı tasarım görüşünün altında yatan bir şey. Ve genellikle akıllı tasarım gibi bir yaklaşımın savunucuları dünyadaki bir takım oldukça karmaşık olan ve özellikle biyolojide bulunan karmaşık bir yapıları gösterip bu, bu tipli yaraların bir tesadüf eseri olarak ortaya çıkamayacağı gibi bir algıyla durumlarına başlıyorlar. Birçok zamanda bunların üzerine de olasılık hesapları falan da biniyor. Örneğin şu, şu, şu protein, bu proteinin bir araya gelip de ondan sonra şöyle bir zincir oluşturup da böyle bir biyoloji fonksiyonu yapması bir olasılık hesaplarına vuruluyor. Ondan sonra çok ufak bir, tabii ki öyle rastgele birbirine protein atarak birlikte bir işlevi olan bir şey tutturmanın olasılığı çok çok düşük olduğundan dolayı da Tamam, bu tesadüf olamaz. Bunun ardında mutlaka bir yaratıcı falan vardır a, diye bir a, algı a, çok rahatlıkla a, karşılaşılabilecek bir şey. Ve bunun yanında a, bu tipli bir a, a, bu tipli bir doğa algısı a, insanlara çok normal gelen a, kişisel bir amaca dayalı açıklama biçimleri dayandığı için a, çok kolaylıkla da akla yakın getirilebilecek bir şey. Yani bugün uh, yapmak istediklerim şeylerden biri de bu her şey tesadüf mü yani sorusuna uh, yalnızca evrim bağlamında değil ama uh, genellikle bilim bağlamında uh, nasıl bir yanıt getirebiliriz? Uh, ona birazcık yaklaşmak istiyorum. Şimdi uh, bu durumda uh, bu akıllı tasarım gibi bir uh, görüşü savunanlar açısından bilgi yani özellikle gördüğümüz karmaşık yapılar içerisinde olan bilgi tepeden inme, yukarıdan inen bir şey olarak görülüyor. Şöyle ki bu durumda genel algı madde denen şeyin kendi başına böyle ölü, anlamsız, herhangi bir işlevsel bir yapıya kendiliğinden Kendiliğinden oluşamayacak bir şey olarak görülüyor. Ve o yüzden üstten bir a, zihinsel bir gücün a, buna bir düzen vermesi gerektiği a, bir tipli bir algı üzerinden gidiyor. Ve tabii ki a, böyle bir şey a, yaklaştığı zaman en yukarıda bir tanrısal bir güç a, olarak görülüyor. A, şimdi örneğin bir a, şey a, bir a, koltuk gibi bir şey gördüğümüz zaman a, bu koltuğun kesinlikle görülebilir bir işlevi var. Ve o işleve karşılık verebilmesi için de o, o, koltuğu oluşturan maddelerin belli bir düzen içerisinde yerine oturtulması gerekiyor. Ve bu durumda tabii ki normal hayatta bir koltuk gördüğünüz zaman tamam bunun alt, altında bunun bir yapanı, bir tasarımı mutlaka vardır. Ve herhalde bir marangozdur, bir insandır, bir tasarımcıdır falan. Bunun alt altında bir, böyle bir mantığı yürü kolaylıkla yürütebiliyoruz. Aa, ve bu mantığı genelleyip bu aa, doğadaki her şeyin ardında bir tanrısal bir güç olduğu aa, algısı kolaylıkla yerleşebiliyor. Ve bu tabii yalnızca böyle genel bir aa, genel bir algı da değil. Aa, örneğin aa, diyelim bir aa, dinsel alanın dışına çıkıp diyelim bir parapsikolojiyle ilgilenen biriyle konuştuğunuz zaman aa, yine benzer bir durum ortaya çıkıyor. Aa, bir parapsikoloji aa, alanında Düşündükleri genelde bu bedenden bağımsız bir ruh gibi bir şey var ve bu doğrudan olarak a, maddeye şekil verebilen bir şey a, ve tabii ki as akıllı tasarımcıların da düşündüğü şey tabii ki a, bu tasarım yapan güç a, bir biyolojik olarak oldukça karmaşık olarak a, görünen a, a, düzenleri oluşturan bir şey ve bunun ardında olan düşünce tabii ki bunların hepsi tesadüf olamaz hem küçük ayrıntılar böyle bir görüşte bir tesadüf olamıyor. Hem de birazcık geriye bastığımız zaman ayrıntıları boş verin ama bir doğa yasaları diyelim. Eğer doğa yasalarının neden böyle olduğunu açıklamak gerektiği zaman doğa yasalarının ardında bir doğa üstü güç olması gerek düşüncesi var. Şimdi böyle bir soruya o zaman nasıl yaklaşabiliriz? Birazcık ona bakmak istiyorum. Şimdi tarihsel olarak özellikle felsefe geleneğinde bu tipli bir tasarım, bir zihinsel bir tasarım yaklaşımına alternatif genellik olarak tesadüf ve zorunluluk kavramlarını öne çıkarmak. Bu eskiden yani yani modern bilim yerleşmeden önceki zamanlarda bu tesadüf ve zorunluluk kavramları tabii ki genellikle bir daha çok bir metafizik kavramlardı. Ama modern bilimin gelişmeye başlamasıyla birlikte özellikle 19. yüzyılda falan a, görünen a, bu bu tip bu tipli kavramların birazcık daha iyi tanımlanmaya başlaması a, ve a, ilginç bir gelişme var özellikle 19. yüzyıl içerisinde a, hani 19. yüzyıl ortaları tam şey Darwin'in evrim kuramı a, tam ortaya çıkmadan önceki zamanlarda ve o, o zamanlarda Aa, i̇lk kez böyle Avrupa'da bir uh, modern bir uh, materyalizm, maddecilik felsefesi ortaya çıkmaya başlıyor. Uh, ve bugüne kadar da uh, şey, batıdaki özellikle uh, ateizm biçimleri üzerinde oldukça etkili olan bir felsefe. Uh, i̇şin ilginç tarafı uh, bu yaklaşım, uh, bu uh, tesadüf olabilir mi sorusuna karşı yanıtı genellikle tesadüfi tümüyle uh, resmin dışına çıkarmak. Ve her şeyin bir kurallara dayalı olduğu algısını yerleştirmek. Doğa kanunları dolayısıyla. Yalnız 19. yüzyıldan sonraki bilimin gelişmesiyle bu tesadüf kavramı gerçekten hem modern biyolojide hem de modern fizikte çok daha önemli olduğu için bugün daha çok bir bilimsel olarak yaklaşabiliriz bu tiple kavramlara, tesadüf ve zorunluluğa. Örneğin burada resmini koyduğum kitap, Türkçe çevirisi de var. 20. yüzyılın uh, klasik uh, biyoloji felsefesi kitaplarından biri. Uh, Jacques Monod'un bir bi biyolog. Uh, rastlantı ve zorunluluk denen kitabı. Uh, ve bu rastlantı ve zorunluluk kitap uh, kavramlarını özellikle bir biyoloji bağlamında uh, nasıl bir araya getirip uh, bu karmaşık, tasarıma benzeren, uh, benzeyen olayları nasıl açıklayabiliriz sorusuna uh, yanıt arayan bir kitap. Uh, ve ondan da bir şey bir düzey ileriye götürebilirsek bu rastlantı ve zorunluluk kavramlarını. Onun için önce yapmamız gereken bir şey bir rastlantı ya da tesadüf kavramının daha iyi bir tanımlanması gerek. Ve tabii bunu iyi tanımlamak için oldukça matematik teknik bir ayrıntılara girmek gerek ve oraya gitmek istemiyorum tabii böyle kısa bir sunumda. Ama kısa olarak bir açıklamasını yapmak gerekirse a, rastlantı bir kuralsızlık durumu gibi. A, şöyle diyelim. A, diyelim bir elimizde bir para parçası aldık ve şöyle yazı tura atıyoruz. Eğer bu gelen yazı tura a, silsilesi a, tümüyle rastlantıya dayalı olan bir şey varsa a, o zaman bu, uh, bu yazı tura serisi içerisinde, bu, bu seriyi sonsuza kadar bile götürmemize rağmen, herhangi bir şekilde bir kural uh, bu seriyi açıklayamıyor. Uh, başka bir şekilde vermek gerekirse, uh, hiçbir algoritma, ya yani bilgisayar programı bildiğimiz gibi, uh, bu uh, yazı tura serisinin uh, bir herhangi bir sonsuz alt kümesini kapsayamıyor. Yani bu tipli bir uh, daha çok bir uh, bilgi uh, bilimine dayalı uh, bir uh, tanımlanması var rastlantının bugün uh, ve bunu uh, birçok alanda hem felsefe alanda hem fiziksel alanda uh, bayağı ilginç olarak kullanabiliyoruz. Uh, bir iki örnek vereyim. Uh, bilimsel alanda uh, bugün belki uh, rastlantının uh, açıklamalarda önemli bir rol oynadığı uh, en büyük örnek belki Darwin'in evrim mekanizması. Uh, şöyle ki, uh, diyelim bir yaratılışçı ortaya çıkıp, uh, bak şu şey, uh, biyolojinin karmaşıklığına, uh, bu her şey tesadüf olamaz, bunun altında mutlaka bir yaratıcı bir güç vardır denildiği zaman, uh, tabii evrim teorisini gerçekten anlayan bir insan buna karşılığı önce diyeceği şey tabii ki, uh, ya bu tek başına tesadüften olan bir şey değil tabii ki. Doğal yaratıcılık yalnızca tesadüflerden gelmiyor. Bununla birlikte bir doğal ayıklama süreci var ve tek başına rastlantının iş gördüğü bir şey değil. Rastlantının evrim sürecinde en önemli rolü kural dışına taşmak ve böylece bir sistem içine bir yenilik getirmek ve bir yenilik kaynağı oluşturmak. Ve işin ilginç tarafı bu evrimin Karmaşıklığı açıklamasında a, önemli olan şey tek başına rastlantı değil ve tek başına kurallar değil rastlantılar ve kuralların birlikte çalışması a, ve a, bir, bir rastlantı ve kuralların bileşimi a, evrimi açıklamamıza yardımcı oluyor burada a, bu oldukça önemli bir şey ve burada aynı tipli a, bir rastlantıların ve kuralların birlikte a, iş görmesini fizikte de görebiliyoruz şu anda. A, Günümüz modern fiziğinde rastlantılar tesadüfler çok büyük ve çok temel bir rol oynuyor. Bunun en önde gelen örneği bugün kuantum fiziği. Şöyle ki örneğin ben oturup bir 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 kuantum fiziğinde bir hesaplama yapıyorsam sonuçta elime çıkan sonuçta ortaya çıkan bir kesin bir şu olacak diye bir öneri değil. Uh, ...yapabileceğimiz tek şey olasılık dağılımlarını hesaplamak. Uh, tek tek kuantum olaylar rastgele, tamamen tesadüf olarak ortaya çıkar. Uh, şöyle ki diyelim bir uh, radyoaktif bir parçacık var. Uh, bu uh, belli bir süre sonra şey parçalanıp uh, radyoaktif ışınları oluşturuyor diyelim. Uh, bu radyoaktif parçacığın uh, ne zaman uh, bölüneceği, değişeceği... Uh, konusunda kesin bir şey söyleyemez hiçbir fizikçi. Bu hemen bugün de olabilir, yarın da olabilir, bin yılda geçebilir. Ama o olasılık dağılımını kuantum fizik ile, kuantum fizikleriyle hesaplayabiliriz ve eğer elimizde önemli bir miktarda bu parçacıklardan varsa, o zaman çok büyük bir nüfus varsa istatistiksel olarak neredeyse çok kesin diye bir öngörmelere varabiliriz. Yani a, fizik temelde bugün a, özellikle kuantum düzeyinde bayağı tesadüflere dayalı olarak işliyor. A, ve bu tek örnek de değil. A, fiziğin birçok yerinde bu tesadüfe dayalı a, olgular görülebiliyor. Yine önemli bir örnek a, özellikle a, doğa yasalarının şu anda ol, gördüğümüz biçimlerini anlama a, ya çalıştığımız zaman a, ve tüm evrene baktığımız zaman yani evren bilim yapmaya çalıştığımız zaman a, bayağı önemli olan bir kavram. A, kendiliğinden olan simetri kırılması. Ki bu fiziğin birçok alanında a, karşımıza çıkan bir kavram. A, örneğin hiçbir a, yani hayatınızın herhangi bir noktasında mıknatıs kullanmışsanız a, bu mıknatısların da nasıl a, davrandığı bir kendiliğinden simetri kırılması a, tipli kavramlarla açıklanabiliyor. A, ve bu simetri kırılmalarında elimize gelen sonuç bir tesadüf. O simetriye uyan her türlü bir sonuç olabilir ve bir şey olacak ve o tümüyle tesadüf. Ata ve evren biliminde önemli olan şeylerden biri bu temel güçlerin birbirinden nasıl ayrıştığını sorduğumuz zaman fizikte bu tipte bir kendinden bir simetri kırılması silsilesi oluyor ve ortaya çıkan Alçak sıcaklıklarda gördüğümüz doğa yasalarının nasıl olduğunu merak ettiğimiz zaman bu tipte bir kendiliğinden simete kırılması ve tesadüfe dayalı bir açıklama yapmak durumunda kalıyoruz fizikte. Ve yine ilginç bir şey burada. Bu tipte bir rastgelelik bu fiziğin temel simetrileriyle oldukça yakından bağlantılı. Şöyle diyelim, bir yazı tura attığınız zaman bu yazının ve turanın da yüzde elli olasılık olması ve rastgele olması sonuçlarının o attığınız paranın simetrisiyle oldukça şey yakına bağlantılı. Bir zar attığınız zaman herhangi bir zar yüzünün altıda bir olasılıkla ortaya çıkması, eşit olasılıkla ortaya çıkması yine o zarın fiziksel simetrileriyle ilişkili. Ve günümüz fiziğinde simetri en önemli kavramlardan biri. A, şöyle ki a, şu andaki a, temel fizik yasaları a, neredeyse hepsi bir simetrelere değer olarak gelişen bir şey. Bu bu simetreler aynı anda a, bu tesadüf olarak gelen sonuçlara da oldukça yakın ilişkili. Yani şu anda ki fizikte kullandığımız açıklama biçimleri hepsi rastgelelikte kuralların bileşimi ve a, Darwin'in evrim teorisini bunun bir özel bir durumu olarak görülebilir. Yalnızca özellikle önemli olan bir durum çünkü karmaşık yapıların nasıl ortaya çıkabileceği yalnızca biyoloji için değil, fizik olarak da, fizikçiler için de çok ilginç bir soru. Ve önemli ölçüde bu sorunun en kilit yanıtını fizikçiler o işe bulaşmadan önce biyologlar tarafından daha önceden verilmiş durumda. Yani bizden önce buldular bunu. İyi, olsunlar. Tabii bu durumda o zaman sorumuz şu olabilir. Eğer yalnızca bir tesadüften mi ibaret her şey sorusu hala aklımızda varsa, fizik ötesi o zaman ne olabilir? Yani tesadüf değil, kurallara bağlı, doğal yasalarına bağlı olan bir şey değil. Bu ikisinin bileşiminde olan bir şey değil. Ondan öte ne olabilir? Çünkü eğer akıllı tasarımdır, ne bileyim tanrısal güçlerdir falan diye bir inançları ciddi alacaksak, bu tipli inançlar mutlaka fizik ötesi bir güç gerektiriyor. İşin ilginç yanı bu kolay bir soru değil. Şöyle ki, bu soru yalnızca günümüz fiziğiyle belli olguları açıklayabilir miyiz, açıklayamaz mıyız sorusu değil. Çünkü biliyoruz şu andaki a, fizik hakkında bilgimiz tamamlanmış bir bilgi değil a, ve şu anda a, fizikçiler a, kolaylıkla birçok örnek gösterebilir a, bazı a, temel a, deneysel a, sonuçlar a, elimizdeki en temel a, fiziksel teorilere tam uyuşmuyor. A, örneğin a, fizik hakkında haberleri yakından izlerseniz. A, mutlaka görmüşsünüzdür. Arada bir a, ortaya çıkar bir haber, bir a, a, fiziğin diyelim bir standart parçacık modeline uymayan bir deneysel sonuçlar ortaya çıkar. Onun için de fizikçiler hadi bakalım a, demek değişik bir şey var ortalıkta. Belki doğa yasalarını nasıl değiştirerek a, bu yeni deneysel verileri nasıl a, açıklayabiliriz diye o sorular peşinde koşuşturmaya başlar. Yani fizik ötesi ne olabilir sorusu a, şu anda bildiğimiz fizikten ne öte, öte ne olabilir sorusuyla aynı bir soru değil. Fizikten öte olan bir şey yalnızca bugünü değil, her türlü gelecekte de bulabileceğimiz bir fiziğin ötesinden ola ne olabilir sorusuyla karşılık geliyor ve tabii ki bu kolay bir soru bir değil. Benim bu soruyu anlamak için bulduğum yaklaşım şu bence şu anda ilimizde olan fiziksel açı fiziksel açıklamalar hepsi çok genelde kurallar ve rastlantıların bileşimi. En temel fizikte oldukça karmaşık bir takım matematiksel bir kurallar koyabiliriz. Ve bunlar kuantum fiziği bağlamında bir şey olasılık dağılımı hesaplamamıza yarıyor. Ve her türlü fiziksel açıklamamız kurallar ve rastlantıların biçimi. Dolayısıyla bence fizik ötesi bir şey arayacaksak kurallar ve rastlantıların dışına taşan bir orgu peşine düşmek en güzel olacak. O zaman sorumuz ne? Olabilir mi böyle bir şey? Rastlantılar ve kuralların bileşeni dışında bir olgu böyle bir şeyle karşılaşma olabilir mi bile? Evet olabilir şöyle ki matematiksel olarak uzun bir süredir bilinen bir şey. Kurallar ve tesadüflerin bileşimini hesaplayamayacağı bazı matematiksel fonksiyonlar var. Örnek olarak diyelim belki günlük yaşamımıza bir yansıması olabilecek bir örnek. Örneğin şu andaki sunumda dünyanın birçok yerinde değişik insanlar bu söylediklerimi, bu bilgisayar ekranda olanları görebiliyorlar. Uh, ve bu teknoloji uh, birazcık şeye dayanıyor. Veri sıkıştırma teknolojisine dayanıyor. Uh, çünkü her uh, her zaman diliminde uh, bu uh, ekranda olan her noktayı uh, teker teker göndermeye kalksak uh, çok büyük bir veri hacmi olacak. Uh, onları sıkıştırmak gerek. Uh, eğer çabuk uh, olarak bir iletişim kurulacaksa. Ama uh, ideal veri sıkıştırma diye bir şey uh, elimizde yok. Uh, çünkü bunlar uh, elimizde olan kural ve tedavüslerle, fiziksel yöntemlerle uh, yapabileceğimiz bir şey değil. Uh, benzer bir örnek, uh, gene birazcık uh, bilgi bilimleriyle ilgili olan ya da bilgisayarcı olanların belki uh, uh, duymuş olabileceği bir şey. Uh, klasik uh, Turing'in durma problemi denen bir şey var. Bu tipli şeylerin, bu, bu tipli matematiksel fonksiyonlar kural ve tesadüflerle birlikte birlikte çalışmasıyla hesaplanamayacak şeyler. Ve şu anda bildiğimiz hesaplayacak hiçbir yöntem yok hatta. Çünkü bu tipli fonksiyonların hesaplanması için sonsuz hesaplama kaynakları gerekiyor. Hesaplama kaynakları şöyle şeyler: bilgisayar belleği, ya da zaman, hesaplama zamanı, ya da fiziksel olarak enerji yani sonsuz sonsuz enerji kaynakları gerektiriyor. Ve bu tip de şeyler o zaman eğer a, sınırsız tanrısal güçlere inananlar için tam onlara göre yani. A, ve bu tip de şeyleri arayacaksak o zaman a, bu a, bu tipli fonksiyonların hesaplanması a, tam bir bilgisayar çağı mucizesi olur. E eh, o zaman bu tipi mucize arayalım bakalım ne olacak. Aradığımız zaman tabii ki sorumuz var mı böyle bir şey? Valla görünmüyor hiç. Şöyle ki arada bir bazen akademik çevreler içerisinde bu tiple hesaplanamaz fonksiyonların hesaplanabileceği, örneğin insan beyninin böyle bir şeyler yapacağı, yapabileceği falan gibi iddialar arada bir ortaya çıkıyor. Ama bunlara, bunların ardında Tek bir ciddi kanıtı yok. Bir şöyle diyeyim, parapsikoloji gibi bir neredeyse sahte bilim diyebileceğimiz bir alan bile bu tipli iddialardan çok daha ciddi durumda bu an. En çok böyle bir şeyin hesaplanabileceği bir bilim kurgu senaryosu olarak düşünülebilir. Hatta aranızda bilim kurgu meraklısı olan varsa. ...bu tip temaların işlenebileceği... ...çok güzel, klasik bir... ...bilim kurgu kitabı önerebilirim. Türkçe çevirisi de var. Şey, Polonyalı... ...yazar Stanisław Lem'in... ...Sahibi'nin Sesi... ...kitabı. Bu konulara... ...bayağı ilginç bir şekilde dolaylı olarak değiniyor. Ve çok da güzel bir kitap, öneririm yani. Ama yani sonuçta... ...o Lem'in kitabının da... ...ortaya çıkardığı ilginç bir soru var. Gerçekten... Bu tipli uh, hesaplanamaz fonksiyonların hesaplanabildiği kuşkusuna kapıldığımız zaman bunun ardında gerçekten bir sonsuz bir güç mü vardır uh, ama yoksa sonlu ama çok büyük bir güç buna bir yaklaşık bir yanıt mı veriyordur uh, bu tipli bir soruyu yaklaşmak aslında çok zor ama uh, işin özeti olarak söylediğim uh, şu anda böyle bir 21. yüzyıl mucizesiyle karşılaştırmak için, karşılaştığımızı söylemek için hiçbir kanıt yok. Ve büyük ölçüde şu anda böyle bir şeyin olmadığını düşünmek için güçlü nedenlerimiz var. Yani böyle bir mucize peşine koşmak çok zor. Ama aynı zamanda eğer akıllı tasarım kanıtı aranacaksa, böyle bir tanrısal güçlere, fizik ötesi olgulara doğrudan bir kanıt aranıyorsa bence bugün bakılacak yer biyoloji değil ya da evren bilim değil, fizikle ilgili bir şey değil. Çünkü bu konuları gayet rahat, normal bilim içerisinde tesadüflerle kuralların bir bileşenleriyle birlikte çok rahat açıklayabiliyoruz bu durumda. Bunların başarılı olmayacağını düşünmemiz için hiçbir neden yok. Aa, ve şu andaki durum böyle. Elde kural ve rastlantı biçimi açıklamalardan öte bir şey yok. Bunu göremiyoruz. E o durumda ne olacak? Aa, bu durumda belki aa, gene felsefi bir yaklaşım olarak belki karşılaşmışsınızdır. Fizikçilik denen bir şey var. Aa, maddeciliğin, materyalizmin belki şey, aa, bugünkü aa, versiyonu diyelim. Aa, ve kural ve tesadüf fizikçi, de fizikçiliği dediğim aa, bir yaklaşım getirebiliriz ortaya. Şöyle ki fizik ötesi ne olabilir biliyoruz şu anda. Sonsuz kaynak gerektiren hesaplamalar. Tamam. Ama böyle bir şeyin gerçek olduğunu düşünmek için hiçbir neden yok. Böyle bir şey gerçek olması bir mucize gibi bir şey olacaktır. Ama klasik mucizelerden bile daha düşük olasılık olan, daha düşük bir olasılık. Ve gene bu takımda klasik olarak ne bileyim, bilimsel olarak tam açıklama getiremeyecek getiremediğimiz şu ana kadar birçok bir örnekler var. Diyelim şeyde insan zihni gibi. Ama bu tip daha tam açıklanamamış olguların da fizik ötesi olduğunu düşünmek için herhangi bir neden yok şu anda. O zaman birazcık sona yaklaştırmak istiyorum. Her şey tesadüf olabilir midir sorusuna belki vermek istediğim yanıt şu. Evet her şey tesadüf. Şöyle ki rastlantı eğer gerçek bir matematiksel tanımına gittiğimiz zaman rastlantı sonuçta bir kuralla açıklanamayan bu böyledir demek zorunda kaldığımız verilerdir. Daha derin bir açıklaması yok şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Bu böyledir deyip kabullenmek zorunda olduğumuz veriler rastlantıdır. En temel fizik yasaları bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla da bu kurallarla açıklamanın bittiği bir yerdir. Bunun altında belki bir açıklama bulabiliriz ama bulamayabiliriz de. Bugüne kadar elimizde olan bilgilerle bu böyledir demekten öte yapacak bir şey yok. Açıklamanın bittiği yer. Yani o bakımdan o da tesadüf tanımına uyan bir şey. Günlük kullandığımız tesadüf kavramlarıyla tam örtüşmüyor tabii ki bir şey, e, bir şey bu. Fizikte oldukça çok sık görülen bir şey. Ama bu daha teknik anlamda gerçekten a, bir fizikçi rahatlıkla ortaya çıkıp her şey tesadüftür gerçekten diyebilir. A, açıklama bir sona varır ve açıklamanın sona vardığı yer tesadüftür sonuçta. A, şimdi tabii ki konuşmamda a, bu işlerin herhangi bir teknik ayrıntısına girmedim aa, ve aa, teknik ayrıntılar bir yerde önemli olmaya başlıyor aa, bu tipli bir aa, konuda. O yüzden bakmak isteyen varsa bir iki kaynak vereyim. Aa, bütün teknik şeyleri içinde olmak için aa, üzere aa, bunu aa, bu aa, bu savun savunduğum aa, en önemli makale uh, Martin Boudre ile birlikte uh, yazdığım 1900, uh, uh, 2014'te çıkan uh, bir makale. Uh, Fizik ötesi ne olabilir sorusuna doğrudan yanıt aradığımız ve bu uh, birazcık uh, anlatmaya çalıştığım, yaklaşımı getirdiğimiz bir makale. Uh, ve birazcık uh, daha az teknik ama... Uh, İngilizce okuyabilirsiniz tabii ki belki kullanabileceğiniz bir kaynak. Bu 2021'in sonbaharında yeni bir kitabım çıkıyor. Oradaki bir bölümde de bu tipli fizik ve fizik ötesi konular üzerinde bir bölüm var ve orada da birazcık daha az teknik bir açıklama getirmeye çalışıyorum burada. Doğrudan sunum bu kadar yani. Herhalde şu anda o şeye geçmek gerekecek. Aa, Peki çok teşekkür geçeceğiz. ederiz Taner Hocam. Verdiğiniz bu değerli bilgiler tamam. için. İsterseniz şimdi soru cevap bölümüne geçebiliriz. Daha önce de belirttiğim gibi sorularınızı Bahar Kılıç'a yazılı olarak yetmeniz gerekmektedir değerli katılımcılar. Bunun için zoom pencerenizin alt kısmındaki chat bölümünü tıklayarak açılan pencerede to yazan kısımda Bahar Kılıç'ı seçip sorunuzu yazıp enter'a basabilirsiniz. Hocam bir miktar sorumuz var. Öncelikle aa. Ali Gündoğar'dan geliyor ilk sorumuz. Ali Gündoğar demiş ki, ilk sorusu. Hocam astrofizikteki üç cisim probleminin nasıl anlamalıyız? Güneş, Ay, Dünya arasındaki kütle çekimi. Aa, o üç cisim problemi, aa, ba, bu bugün konuştuğum konularla o kadar ilgili değil. Aa, şöyle ki 3 isim problemi uh, normal yöntemlerle kesin olarak uh, çözülebilecek bir problem değil. Bir, hiçbir fizikçi uh, bir şöyle bu denklemi çözün bu da şöyle üç cisim probleminin çözümüdür diye bir şey ortaya çıkaramaz ama uh, üç cisim problemi uh, Nümerik yani bilgisayar kullanıp yaklaşık metodlarla ay, elinizde ne kadar hesaplama kaynağı varsa ona göre o kadar yakın gelebilirsiniz bunun kesim çözümüne. Ay, o bakımdan bu üç cisim problemi çözülemez bir problem değil, yaklaşık olarak çözülebilir bir problem. Ama diyelim ay, o sunumda verdiğim örnekler, o ideal veri sıkıştırma problemi ya da Turing'in uh, durma problemi gibi problemler bunlar yaklaşık olarak da çözülemeyecek problemler. Uh, bu sonsuz bir uh, hesaplama kaynağı gerektiren sorular. Uh, o yüzden biraz değişik. ya Olay yanlış hesaplama zorluğu değil, hesaplama imkansızlığı sonlu kaynaklar. Peki hocam, Ali Gündoğan'ın ikinci sorusuna geçmek istiyorum. E, demiş ki, modern istatistik ve standart normal dağılım birçok yerde gözlemlenebiliyor. Olasılıklar da fiziğin içerisinde olduğu sürece meta bir veriyi aramak için enerji sarf etmek, vakit ve enerji kaybı olmuyor mu fizikçiler açısından? Eh. olabilir de olmayabilir de. Bu, yani bunun anladığım kadarıyla o soruya genel bir yanıt vermek zor. Çünkü bazen bu tipli meta arayışlar gerçekten ilginç bir sonuçlarla karşılaşabilir. O bakımdan kimseye yapma diyebilecek durumda değilim. O yüzden ne elde etmeye çalışıyorsunuz ona bağlı. Peki Serap Bıçaklıgil'in bir sorusu var. Üç boyutlu bir dünyada atılan paranın yazı veya tura gelme olasılığı yüzde elli. Çok boyutlu bir evrende paranın düştüğünde yönünü tam olarak kestirmek mümkün olabilir. O halde kuralsızlık tanımı yetersiz bir tanım değil mi? Çok boyutlu evrende paranın gelişi. Paranın tamam. düştüğünde yönünü tam olarak kestirmek mümkün olabilir demiş. Aa, garip bir para bu, <laughs> değişik bir para. Ya bun, bu, bunun şey para olarak kullandığım örneğin, aa, bunun uzayın boyutlarıyla falan pek bir ilgisi yok. Aa, şöyle ki aa, para birazcık verdiğim o, o parayı örnek verme nedeni birazcık aa, her günkü yaşantımızla. Aa, ...kolay olarak düşünebileceğimiz... ...görebileceğimiz bir örnek. Ama ille... ...gerçekten rastlantı olan... Uh, ...bir olay... Bir, ...bir olgu düşünmemiz gerekiyorsa... ...o zaman uh, bir... kuantum bir örnek vermem gerekecek. Uh, diyelim bir... Uh, ...bir spin... ...yukarı ya da aşağı olan bir... parçacığın ...yüzde elli olasılığı varsa... Uh, ...yukarı aşağı... ...sonuçta... Uh, alabileceğimiz deneysel sonuç orada yüzde elli, yüzde elli ve bunun uzayın boyutlarıyla bir iş bir ilgisi yok. Yani uzay on bir boyutu da olsa, üç boyutu da olsa kuantum mekaniği, kuantum mekaniği sonuçta hiçbir şey fark ettirmiyor bu konuda. Eğer düşündüğünüz örnek üç boyutlu bir evrende bir sonsuz veri silsilesi varsa elinizde ve bu gerçekten rastlantısalsa ama bir daha yüksek boyutlara geçiyorsa rastlantısal olmadığı o da aklı yakın gelmiyor bana. Ama birazcık teknik detaylarda kaybolmaya başlıyoruz bu bakımdan. Eğer öyle bir şey varsa o ayrıntıları görmem gerek. Peki teşekkürler hocam. Ee, Serdar Tutkun'dan geliyor sıradaki soru. Serdar Tutkun demiş ki hocam fizik ötesi derken Big Bang öncesi kastediliyor olabilir mi? Uh, şimdi şöyle diyeyim. Uh, bu fizik ötesi sorusu sunumda da birazcık belirtmeye çalıştığım gibi zor bir soru olmasının nedeni yalnızca günümüz fiziğinin ötesinde olan nedir sorusu değil. Şöyle diyelim şu anda bir a, doğru düzgün elimizde bir kuantum yerçekimi kuramı yok. O bakımdan tam olarak a, büyük patlamaya yaklaştığımız zaman bildiğimiz fizik elimizde patlıyor resmen. Ne olduğunu bilmiyoruz ve a, büyük patlamanın öncesinde ne vardır? Hatta büyük patlamasının öncesi anlamlı bir soru mudur değil midir onu bile tam olarak bilemiyoruz bildiğimiz fizikle şu anda. Ama ay, büyük patlamanın öncesi fizik ötesi bir durum mudur ay, o başka bir soru. Şu andaki fizik bilgimizin ötesinde bir soru olabilir. Ama herhangi bir fizik değil mi gelecekte olabilecek fizik bilgimizin ötesinde bir soru mudur... O ayrı bir soru ve şu anda ay diyelim bir kuantum gerçekliğine yaklaşmaya çalıştığımızda gördüğüm zaman a, bu yaklaşımlar ki tabii ki halen a, yine tesadüfle a, kuralların bileşeni olan bir açıklama biçimi olacak çünkü fizikte elimizde başka bir kaynak yok. Dolayısıyla fizik ötesi derken konuşmamda yaklaşmaya çalıştığım soru büyük patlama öncesi nedir falan gibi sorular değil. Herhangi bir fiziğin ötesinde ne olabilir sorusu. Yani birazcık daha felsefik açıyor bakımdan. Teşekkürler hocam. Serdar Tutkun'un ikinci sorusu da gene aynı konuyla ilgili der ki fizik ötesini sorgulayan insanlar için big Bang öncesini keşfetmek ve insan ırkına bunu açıklamak şartı yok mudur. şöyle diyeyim günümüz fizikçilerin üzerinde uğraştığı önemli büyük problemlerden biri Tabii ki büyük patlama gibi durumları anlamak Ay, elimizde olan büyük sorulardan biri. Ama yalnızca biri. Aa, fizikçi göz açısıyla baktığımız zaman aa, bir büyük patlamayı anlamak sorusu ve diyelim bir aa, yüksek sıcaklık ve süper anlamak sorusu aa, ikisi de çok önemli sorulardır. Aa, o bakımdan birbirinden çok farklı değiller. Sonuçta bilmediğimiz bir şey var ve elimizdeki kaynaklarla hem hem teorik kaynaklarla hem deneysel olarak kaynaklarla elimizden geldiğince bu soruları çözmeye çalışıyoruz. Ama onun ötesinde söyleyebileceğim bir şey yok yani. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer soru Önder Küçük Terzi'den geliyor. Aslında iki soru ama protonun evrende neden var olduğuna dair güncel bir açıklama var mı? Protonun kütlesinin nereden geldiğine dair elle tutulur son çalışmalar nelerdir diye sormuş. Uh, o da açıklayam, şu anda şu anda açıklayamadığımız sorulardan biri. Şu andaki uh, yerine oturmuş olan standart modelde uh, proton gibi parçacıkların küteleri uh, bunlar bir parametre. Uh, şu anda açıklayamadığımız bir şeyler. Ama tabii ki bu standart modelin modelin ötesine geçmeye çalışıyoruz. Bunu bu parçacık kütlelerini açıklamaya çalışıyoruz. Ama bu tipli bir proton kütlesini açıklamaya çalıştığınız zaman bir kuantum yerçekimi teorisi olmadan bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Ve kuantum yerçekimi şu anda elimizde olan en böyle çeteferikli problemlerden biri. Yani kaç on yıldır bütün fizik dünyası böyle bir şey bulmaya çalışıyor. Ben üniversitede öğrenciyken bile kuantum yer çekimi en önde gelen, en önemli bilinmeyen, daha çözemediğimiz problemlerden biriydi. Ve ondan şeyde ben öğrenciyken bugüne 35 yıl geçti ve hala pek yol kat edilmiş değiliz. Ee, çok zor bir soru. Ee, umarım ben ölmeden bir cevabını görürüm ama çok umutlu olmak için bir neden de yok yani. Ee, söyleyebileceğim ancak o kadar. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer soru Cem Kara'dan geliyor ölçemediğimiz şeylere yoktur demekten çekinmiyorum. dördüncü boyutun varlığını tespit etmemiz mümkün değil aynen iki boyutlu bir evrende yaşayan bir canlının üçüncü boyutu algılayamayacağı gibi o zaman bizim algı işimizin dışında olan şeyler varsa bile bize anlam ifade etmiyor bu tespitlerim doğru mu ne düşünüyorsunuz diye sormuş oh, o kadar kolay değil oh. Özellikle 20. yüzyılın başlarındaki daha çok şey pozitivist felsefeye yakın bir yaklaşım gibi geliyor bu soru. Eğer yanlış anlamadıysam. Ama o felsefesinin modasının geçmesinin önemli nedeni var. Şu andaki fizikte göremediğimiz doğrudan algılayamadığımız bir sürü kavram olmadan iş görmemiz çok zor. Aa, ve sürekli aa, fizikte yeni bir şeyleri anlamaya çalıştığımız zaman aa, yeni bir boyuttur, yeni bir parçacıktır, daha daha ölçemediğimiz aa, şu olabilir falan gibi aa, bir sürü şey icat etmek zorunda kalıyoruz her zaman. Aa, o yüzden aa, bu şu ana kadar ölçemediğimiz, Göremediğimiz, doğrudan bağlantı sallayamadığımız uh, şeyleri uh, arada bir ortaya atmak durumunda kalıyoruz. Ondan bir kurtuluşu yok. Uh, eğer uh, genel bir uh, teorik yapınız içerisinde uh, o doğrudan gözlemleyemediğimiz kavramlar gerçekten iş görüyorsa iyi, o zaman kullan, hiçbir dert yok. Aa, ve bunlar olmadan zaten fizik yapmak da çok zor. Aa, o yüzden diyelim birisi a, bir, o fizik bağlamı içerisinde hadi başka bir, bir boyuttur bilmem neler falan a, bunları ortaya atmak hiçbir sakatlık yok orada. Eğer sonuçta iş görüyorsa ama iş görmüyorsa tabii ki uydurma o başka. Teşekkürler hocam. İsmail Coşkun adlı katılımcımız iki soru sormuş. Önce birinci soruyu yönelteyim. Hocam diyelim ki yer çekimi ya da başka bir temel fizik yasasında bir anomaliyle karşılaştık. Bu durumda bilim insanları bunun arkasında ne arayacak? Nasıl ve ne şekilde yorumlayacağım demiş. Eğer öyle bir şey ortaya çıkarsa o zaman durum ilginçleşiyor bir yerde bu senaryoya yaklaşmak için uh, benim önereceğim en iyi kaynaklardan biri gerçekten bilim kurgu sunumu dediğin gibi. Özellikle uh, o Stanisław Lem'in herhangi bir romanı bu tip sorularla gerçekten çok ilgili. Uh, ama şöyle bir takım şeyler olabilir. Uh, anomali diye bir, bir şey ortaya çıkıyor diyelim. Uh, öncelikle en başta özellikle bu anomalinin gerçekten var olup olmadığı belli olmaz. Çünkü deneysel olarak her türlü hata da olabilir, bir yanlışlık yapılmış olabilir. Öncelikle gerçekten deneysel olarak bu işin doğru yapıldığını kanısına varmamız gerek ve o, o da kolay bir şey değil. Ondan sonra ne diyelim? Gerçekten bir anomalinin olduğu konusunda bir karara vardı fizikçiler. O zaman soru nasıl bir açıklama getirebiliriz buna? Çünkü bu tipli durumlar gerçekten çok normal. Şu andaki temel fizik teorileri hiçbiri anomalisiz bir şey değil. Bu anomali o zaman daha gelişmiş, daha iyi bir fiziksel açıklama için bir ipucu olarak kullanmak gerekecektir. Aa, ve o zaman teoristler de tabii oturup aa, bu yeni anomaliyi bakalım aa, yeni bir aa, fiziksel bir alana getirebilecek mi? Onun üzerine çalışmaya başlar. Ve bu durumda aa, soru o zaman başarılı olabilecekler mi? Birçok konuda fizikte 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl fizikçiler uğraşır ve sonuçta bu anomaliyi anlar. Ama bunun bir garantisi yok. Biraz önce örneğini verdim. Kuantum yer çekimi şu anda bilmediğimiz bir olay. Gerçekten teorik olarak büyük bir anomali elimizde. Bir genel görelik teorisinden gelen yer çekimi anlayışımızla kuantum teorisinden gelen anlayışımız birbiriyle bağdaşmıyor. Yani orada bir anomali var kesinlikle. Ama şu anda birkaç kuşak fizikçi daha bunun bu çözümünü bulabilmiş değil. O zaman yapacak şey şu anda bilmiyoruz. Uğraşmaya devam. Ee, sağ olun hocam. İsmail Coşkun'un ikinci sorusu. Diyelim ki zamanda yolculuk yıllar sonra gerçekleşti. O zaman fizik ötesine ulaşmış sayılır mıyız? Yok. Zamanda yolculuk kavramları fizikçilerin de üzerinde uğraştığı bir kavram. Zamanda yolculuk yapabilmek için bir takım yöntemler var. Örneğin yine bilim kurgu kaynaklarında da görülen, Türkçesini tam bilmiyorum ama şeyde İngilizce wormhole denilen bir olay yapılabilir. Yani şey... ...uzay ve zamanın bir noktasından... ...öteki bir noktasına bağlantı kurulabilen... ...bir delik gibi bir şey. Solucan deliği diyoruz Türkçe'de. Ha solucan deliği. Tamam o zaman doğrudan wormhole'u çevirmişsiniz. Hmm. So, ya solucan deliği. Böyle bir şey... ...şu andaki... ...genel görevlilik kuramına... ...aykırı bir olay yok. Bu olabilir. Ancak... ...olması için ve zamanda... ...yolculuk için kullanılması için negatif kütlesi olan bir şey gerek. Ve böyle bir şeyin olabileceği pek gözükmüyor yani ortalıkta. Ama söylemek istediğim olay şu. O, fizikçiler olarak o, doğanın işleyişiyle ilgili temel kuralları bulmaya çalışıyoruz. Ama elimizde belli bir o, doğa yasayla ilgili bir yapı oluşturduğu zaman fizikçilerin yaptığı ilk şey o noktada biz bu yapıyı nasıl bozabiliriz? Bu kuralların dışına nasıl çıkabiliriz diye araştırmaya başlamak oluyor. Ve dolayısıyla şu anda zamanda yolculuk yapabilecek bir yöntem gözükmüyor önümüzde. Ama fizikçiler şu anda bile bunu arıyorlar. Bir, bir kurallara bir arkasından buna bir belki bir Arkadan dolaşma yolu yöntemi vardır diye araştırıyoruz. Ve dediğin gibi eğer bir negatif kütlesi olan bir şey bulunabilirse... ...o zaman zamanda yolculukta yapılabilir gerçekten. Teşekkürler hocam. E, i̇ki kişiden öteki anıl, nikke dinleyicimiz sormuş. Eğer birleşik alan teorisi çözülürse rastlantıları da kurallar üzerine oturtabilir miyiz diyor. Bak, birleşik alan teorisi diyelim elimizde varsa hiçbir şeyi değiştirmez örneğin bugün söylediğim sunumda. Çünkü bileşik alan teorisi de sonuçta bir kuantum teorisi olacaktır. Fizikteki her şey gibi bu da rastlantılarla kuralları birleştiren bir açıklama biçimi olacaktır. Normal fizik yani. Peki hocam, teşekkürler. Sena Nur Bal adlı katılımcımız sormuş. Tesadüfler evreni başlangıçta yine yaratıcının koyduğu bir düzenin sonucu olabilir mi? Şimdi kesin olamaz diye bir şey ortaya atmak istemiyorum. Şöyle diyeyim. Tabii ki olabilir. Yani her türlü senaryo olabilir. Ama bu senaryoların bir bilimsel değeri olabilmesi için bir şeyleri açıklaması gerek. Şu anda tesadüf dediğimiz şeyler belki bir uh, tanrısal bir güç ya da uh, öyle bir dışarıdan gelen bir gücün etkisi olabilir biz bilmeden. Ama bunu ortaya çıka bunu söyleyebileceksek uh, bir şeyleri açıklamamız gerek. Uh, ve bu açıkladığımız şey o tesadüf olarak görülen veriden öte bir şey olmak zorunda. Çünkü o o, o tesadüf olarak görülen veri sesi, tesadüf dememizin nedeni, bunun bir kuralsızlık örneği olduğunu düşünmemiz ve dolayısıyla ona bir açıklama oturtamamız. Yani o veriden öte başka bir takım bilgilere sahip olmamız gerek. Aa, bu tesadüf değildir, bunun dışarıdan bir belirleyeni vardır diyebilirim bir Şöyle bir örnek vereyim. Aa, diyelim bir kumarhaneye gittiniz. Aa, bu kumarhanede aa, ne bileyim rulet oynadınız. Ve her şey gayet normal, aa, tesadüf gibi gözüküyor falan. Şimdi belki sizin bilginiz olmadan aa, o şey, aa, o kumarhane aa, belki hile yapıyordur arada bir, belki rulet masasının altında bir düğme vardır ve kurpiye belki o düğmeye bir basıyordur ve arada bir istediklerine büyük ikramiye kazandırıyordur o masada. Ama öyle bir hile yapıldığı kanısına varmanız için o rulet masasında, o kumarhanede, o rulet masasının sonuçlarının ötesinde başka verilere sahip olmanız gerekir. Örneğin o o düğmeyi bulmanız gerekir ya da o bir o hile yapıldığının bir video olarak bir kanıtı vardır. Belli bazı kişilerin çok para kazandığı ortaya çıkmıştır. Ama o rulet sonuçlarının içerisinde a, yalnızca o sonuçlar varsa elinizde a, bir hile yapıldığının a, kanıtını bulmak a, tamamıyla imkansız olabilir. A, çünkü o istatiksel o yukarı aşağı inip çıkmaları içinde kaybolur. A, yalnızca çok arada bir o düğmeye basılıyorsa. Yani bu, bakım... bu bakımdan aynı şekilde şu anda diyelim fizikte tesadüf olarak gördüğümüz, a, diyelim bir o kuantum düzeyinde tesadüf olarak açıkladığımız a, verileri düşünüyorsanız, evet, belki a, fizik ötesinde, evren ötesinde belki bir tanrısal bir güç onları belirliyordur. Ama öyle bir şeyin olduğunu düşünmek için en ufak bir neden yok şu anda. Dediğim gibi o, o verinin ötesinde başka bir takım bilgilere sahip olmamız gerek ve yok. Teşekkürler hocam. Ee, bir diğer soru Keremcan Doğan'dan geliyor. Ee, i̇ki boyutlu Sicim kuramının Lagrange koyarak vermek istediğiniz mesaj. Sicim kuramının şu anki fiziğin ötesinde olduğunu yoksa sicim kuramının hiçbir zaman fiziksel ya da bilimsel bir kuram haline getirilemeyeceğini mi düşünüyorsun? Yok, o yalnızca o or, bir matematiksel bir örnek olsun diye ortaya attım. Başka herhangi bir şey de atabilirdim. özellikle özellikle sicim teorisinin benim bugün söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Aa, şöyle ki aa, seçim kuramı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Aa, şu anda bilmiyoruz. O da aa, kaç on yıldır üzerinde uğraştığımız fakat doğru düzgün bir dene, deneysel bir kanıt bulamadığımız bir şey şu anda. Ama aa, diyelim yarın aa, bir makale yayınlandı. Seçim, kuru, kuru, seçim kuramı şu yüzden doğrudur, herkes de kabul etti. Ya da yanlıştır şu yüzden herkes kabul etti. Aa, bu fizik ötesi ne olabilir sorusuna... hiç bilgisi yok. İkisi de olabilir, hiçbir şey fark ettirmez. Teşekkürler hocam. Cem Kara'dan geliyor bir diğer soru. Şu anki matematiğin kuantum ve yer çekimi gibi iki farklı fiziğin birleşmesine izin vermediğini duymuştum. Newton'un yaptığı gibi yeni bir matematiğin icat edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Belki şöyle ki diyeyim. Aa, bu matematiksel bir sorun olduğunu sanmıyorum şu anda. Doğru düzgün iş görebilecek bir teori yap, yapmak her zaman çok zor bir iştir. Ve teorik fizikle uğraşanlar arada bir gerçekten kendi matematiklerini icat etmek durumunda kalıyorlar. Bu fizik tarihinde çok görülen bir durum. Belki yer çekimiyle kuantum teorisini bir araya getirmek için belki bir takım matematiksel olarak yeni gelişmeler gerekebilir. Ama bilmiyorum. Diyelim şimdi bir dakika önce sicim kuramı hakkında konuşuyorduk. Sicim kuramını geliştirmek için bu son 30-40 yıl içerisinde hem fizikçiler hem matematikçiler gerçekten bir sürü bilinmeyen matematiksel bir takım alanlara girmek zorunda kaldılar. Ve seçim teorisi bugüne kadar fiziksel olarak başarılı olmamasına rağmen matematik olarak bayağı ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilmiş bir olan. Yani olabilir. Belki seçim teorisi gibi bir matematiksel olarak üzerinde uğraştığımız bir şey. Belki bir gün yer çekimiyle kuantum teorisini birleştirmemize yarayabilir. Ya da başka bir şey başka bir yaklaşım işe yarar ve başka bir matematiksel geliştirme gerekebilir. Ama bu tipli yeni matematiksel alanları araştırma teorik fizik için oldukça normal bir durum. Yani yepyeni bir matematik yaratma olarak göstermek gerekmez bence bunu. Bu, bu, normal fizik sonuçta. Teşekkürler hocam. Son sorumuz Ali Gündoğar'dan geliyor. Eğer birleşik alan teorisi çözülürse rastlantıları da kurallar üzerine oturtabilir miyiz diye sormuş. hayır. Tanım gereği hayır. Çünkü rastlantıların matematiksel tanımı şu anda bir kuralsızlık olarak ortaya çıkıyor. Ve bunun bileşik alanla falan hiçbir ilgisi yok dedi, biraz önceki bir sonu, soruyu yanıtladığın gibi diyelim bir bileşik alan teorisini yakaladık. diyelim bir yer çekimiyle kuantum teorisini bağdaştırdık. Diyelim bütün bu fiziksel problemleri çözdük. Hiçbir şeyi değiştirmez bugün yaptığım sunum hakkında. Fizik ötesi nedir, değildir sorusu şu andaki fiziğe bağlı olan bir soru değil. Ve o yüzden biraz zor bir soru. Hocam çok teşekkür ederiz soruları verdiğiniz yanıtlar için. Değerli dinleyiciler, sizlere bir sonraki etkinliğimizi duyurmadan önce değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Taner Edis'e Ateizm Derneği ve tüm dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi alabilir miyiz? Aa, şu an aklıma bir şey gelmiyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrar hocam. Verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için, zamanınızı da bize ayırdığınız için çok sağ olun. Aa, hiç dert değil. Ee, şimdi yazılı sohbet ekranında paylaşılan duyurulara dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle ülkemizi bilimin ışığında daha seküler, daha hoşgörülü ve daha akılcı bir toplum haline getirmenin, aydınlık yarınlara taşımanın tek yolu el ele verip bu hedef doğrultusunda örgütlü bir mücadeleye girişmektir. Herhangi bir dini inanıyor olsanız bile her bireyin inanma ve inanmama özgürlüğünün teminatı olan Sekülerizmi destekliyorsanız siz de bize katılabilir. Derneğimize üye veya gönüllü olarak bu tarihi mücadelenin bir parçası olabilirsiniz. Bunun için chat ekranında paylaşılan web sitesi bağlantılarını kullanarak bize üç yoldan destek olabilirsiniz. Bunlardan ilki ateizm derneğinin üye olarak hem aydınlanma mücadelemizde karar yetkisine sahip olabilir hem de üyelerimize özel olarak sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. İkinci olarak ateizm derneğinde gönüllü olarak emeğinizi bağışlayabilir, böylece haftada yalnızca 30 dakikanızı ayırarak aydınlanma mücadelemize katkıda bulunabilirsiniz. Ve son olarak ateizm derneğine maddi destek sunmak istiyorsanız bizi Patreon, Creosus, GoFundMe üzerinden destekleyebilir veya web sitemizde göre, göreceğiniz banka hesaplarımıza bağışta bulunarak bize güç katabilirsiniz. Ayrıca Ateizm Derneği Yemekçilerini daha iyi tanımak, toplumsal olaylar karşısındaki kolektif duruşumuzu yakından gözlemlemek isterseniz lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımıza ve YouTube kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızı, makalelerimizi, yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bu platformlarda yapılan paylaşımları kaçırmamak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunun dışında Ateizm Derneği Discord sunucumuzda gerçekleştirdiğimiz yarışmaları, bilimsel sohbetleri ve felsefi tartışmaları, oyun ve partileri de kaçırmamanızı öneririz. Bir sonraki dersimiz 12 Mayıs 2021 tarihinde yani haftaya çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 21.30-22.40 arasında yapılacak olan bu 9. derste Darwin kitapları çevirmeni, diş hekimi Bahar Kılıç ile birlikte olacağız. Bu dersimizin konusu da yanlış anlaşılan bir deha. Charles Darwin. Bildiğiniz gibi derslere katılım ön kayıt yaptıranlar arasından odaya giriş yapan ilk 100 kişiyle sınırlıdır. Kapı açılışı etkinlik saatinden 15 dakika öncedir. Lütfen geç kalmayınız. Haftaya çarşamba bir bilim ve felsefe okulunda daha buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Artık yalnız değiliz.